İçerisinde bulunmuş olduğumuz coğrafyaya baktığımızda bir tarafımızda savaşlar, bir tarafımızda göçler, bir başka tarafımızda enflasyonist ortam, açlık sınırı gibi birçok mücadele edilmesi gereken sorunla baş başa kalıyoruz. Ve bu sorunlar içerisinde yoğrulurken teknolojik gelişmelere, teknolojiyle alakalı yeni şeylere zamanımız kalmıyor. Daha doğrusu zamanımız değil de onunla ilgilenecek huzurlu bir anımız kalmıyor. Ve her kalmadığı süreçte her yeni gelen teknolojik gelişme bizi çok daha geride bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde yapay genel zekanın 2030'lu yılları bulmadan piyasaya sürülmesi ve kullanıma açılması ihtimalinin çok yüksek olduğuna dair bir haber gördüm. Belli bir alanda, sadece belli bir konuda veya işte sınırlı bir öğrenebilme kapasitesine sahip bir sistemden ziyade bir insan beyni nasıl ki öğrenme konusunda çeşitlilik sağlayabiliyor, bilinçli kararlar verebiliyorsa bu mantığı, bu sistemi taklit eden bir öğrenme sistemi geliştirmeyi amaçlıyorlar. Ve bu gerçekleştirilebilirse şu anda kullanmakta olduğumuz yapay zeka platformlarının çok daha üstünde bir teknolojiyle karşı karşıya kalacağımız ortada. Ve insanların yapay zeka ile alakalı bazı görüşleri benim bakış açıma göre biraz tuhaf kaçıyor. Hani bazı videolara denk gelmişsinizdir. İşte yapay zeka gelince insanlar ortadan kalkacaktı hani. Veya yapay zeka ortaya çıktı, insanlar hani işsiz kalacaktı gibi videolara denk gelebiliyorsun. Ama burada mesele teknolojinin gelişmesi veya yapay zekanın gelişmesiyle insanların işsiz kalması değil. Aksine yapay zekayı kullanamayan ve kendi iş gücünü buna bağlı olarak geliştiremeyen insanların ileride işsiz kalma potansiyelinden bahsedilmesi gerekiyor. Bu konuda birçok araştırma yapan akademisyenlerin çalışmalarına da baktığınızda gördüğünüz şey şu. Eğer ki yeni gelen teknolojik gelişmelere adapte olamamış, kendi verimliliğini bunun üzerinden arttıramamış olan kişiler gelecekte iş bulma potansiyeli konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir. Çünkü şöyle düşünün, geçmişten günümüze geldiğimizde işverenler veya patronlar, nasıl adlandırıyorsanız öyle adlandırın, bu yapılar şöyle bir insan modeli ister. Bir kişilik maaş verdikleri ama 3 ya da 5 kişilik hizmet aldıkları. Kısacası yapay zeka tam olarak size bunu sağlayacak. Daha az insanla daha fazla enerji, daha fazla kazanç, daha fazla üretim, yine aynı şekilde daha fazla tüketim sağlayabilecekleri bir yapı oluşturulsun isteniyor. Bu gelecek sandığımız kadar ileride değil. Çok daha yakın bir süreye çekilebilir. Çünkü 2030 yılı gibi bir süreçten bahsediyorsak şu an 2025'e girmek üzereyiz. Önümüzde 5 senecik gibi bir süre var. Ve 2000'in başına baktığımızda şu anki zamanın nedense 2000'e göre çok daha hızlı geçtiğini söyleyebiliriz. Nedense diyorum. Çünkü aslında bu kadar hızlı geçmesinin sebebi gene teknolojik gelişmeler. Gene telefon, gene televizyon, gene tablet gibi birçok elektronik aygıtın zaman algımızı çok hızlı yönlendiriyor olması ve zamanı su gibi akıtabilecek bir potansiyele sahip olmasından kaynaklanıyor. Ve ileride bu zaman algısının daha da hızlı akmayacağının bir garantisi ne yazık ki bulunmuyor. Ki Finternet de dediğimiz bunu en bence güzel anlatanlardan birisi, hatta belki de birkaç kişiden birisi Tunç Şatıroğlu. Videolarına, bu konu hakkındaki videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Gelecek dediğimiz o gelecek çok uzakta değil. O yüzden en azından teknolojiyi kendi açımızdan kendimizi geliştirecek, kendimize fayda sağlayacak noktalarda kullanmamız bizim faydamız olacaktır. O zaman yapay zeka ile neler yapabiliriz? Trade konusunda bize nasıl faydalar sağlayabilir? Başlayalım. Şimdi mesela TradingView'e girdiğinizde şunu göreceksiniz. Yüzlerce indikatör var. Bu indikatörlerin ne için yazıldığını bilmezseniz, neyi taramak için kullanıldığını, hangi sinyali neden ürettiğini bilmezseniz ondan nasıl verim alabilirsiniz? İlk önce verim almak istiyorsanız onun neden var olduğunu, nasıl üretildiğini, neden üretildiğini bilmeniz gerekmekte. Bunun için de öncelikli olarak bu indikatörlerin genel olarak kaça ayrıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Mesela burada çok basit bir soru sordum. İndikatörlerin türleri nelerdir ve kaça ayrılırlar? Trendi ölçen, momentumu ölçen, hacmi ölçen, destek direnci ölçen, yani birçok farklı alanda ölçüm yapan indikatörler var elimizde ve biz bu indikatörleri bilmemiz halinde aynı türde olan indikatörlerden birer tane kullanmamız gerektiğini de anlamaya başlıyoruz. Yani mesela trende ölçtüğünüz herhangi bir indikatörden 2 tane kullanmanıza gerek yok. 1 tane kullanmanız yeterli. Onun yanına bir momentum ölçen veya hacim ölçen bir indikatör koymanız alacağınız sinyalleri çok daha güçlü bir hale getirir. Buradaki yazan indikatörlere baktığınızda isimleri size yabancı geliyorsa hemen bunları tekrar sorabilirsiniz. Hareketli ortalamalar nasıl çalışır ve bilmem gereken özellikleri nelerdir? Bunu hallettikten sonra ise kendi kişilik özelliklerinize göre eğer ki bu indikatörler içerisinde benim alışkanlıklarıma şuna bakmak veya şunu beklemek, şu sinyali beklemek çok daha iyi geliyor, çok daha sabırlı olabiliyorum veya çok sabırsız kızım ben bunu kullanamam dediğiniz indikatörleri eleyebiliyorsunuz. Bunun için yine ChatGPT'den yararlanabiliriz. Mesela sabırsız biri olduğunuzu düşünelim ve ikinci aşamaya geçtiğimizde de şununla karşılaşacağız. Sonuçta yatırım veya trade kişiye özel olan süreçlerdir. Mesela yine TradingView'den örnek vereceğim. Orada açtığınız herhangi bir indikatör al verdiğinde al, sat verdiğinde sat yapabilecek sabra veya disipline sahip değilseniz o indikatörü kullanmanızın hiçbir manası yok. Veya onun geçmiş sinyallerine bakarak gelecekle alakalı hayal kurmanızın da bir anlamı yok. Çünkü sizin trade yaparken belli bir strateji izlemeniz, belli bir psikolojik durumu korumanız gerekiyor. Fiyat hareketlerini beklemeniz lazım. Sinyalin gelmesini beklemeniz gerekiyor. Sinyal gelmeden işleme girerseniz terste kalabilirsiniz. Bu durumda dayanıklı bir psikolojiniz var mı? Gibi gibi birçok farklı durum sizin karakterinize özel olduğu için yine bunu ChatGPT'ye söyleyerek size en uygun olabilecek indikatörlerin hangileri olabileceğine dair fikir isteyebilirsiniz. Sonuçta siz bunların içerisinden birisini seçebilirsiniz veya seçmeyebilirsiniz. Kimse sizi bu konuda zorlamayacak. Gördüğünüz gibi burada birçok farklı indikatör türünü bir araya getirerek size farklı farklı seçenekler sunuyor. Siz bu seçenekler içerisinde kafanıza yatan biri olur ise onu değerlendirebilirsiniz veya burada sunduğu ölçüm yöntemlerine baktığınızda isimlerini bilmiyor veya anlamıyor olabilirsiniz. Bunları sorup detaylı olarak yine bilgi isteyebilirsiniz. Veya siz TradingView'e gittiğinizde hali hazırda zaten bir kodu çok beğenmiş olabilirsiniz. Verdiği sinyalleri, yapmış olduğu hareketleri size göre uygun gözüküyordur. Ama tam olarak nasıl çalıştığını anlamamış da olabilirsiniz. Bu durumda da yine TradingView'e gidelim. Bu indikatörü açtığımızda TradingView'de şurada görmüş olduğunuz bir kaynak kodu yer alır. Ona tıkladığınızda aşağıda Pine Script'te böyle bir alan açılacak. Bu açılan alanı kopyala yapıştır şeklinde alıp ChatGPT'ye götürüp yapıştırıp şunu sorabilirsiniz. Bu indikatörün nasıl çalıştığını bana basitçe anlatır mısın? Ve buna uygun nasıl bir strateji oluşturabileceğime örnekler verir misin? Hemen gidelim. Gördüğünüz gibi size nasıl bir sistem üzerinden çalıştığını, sinyalleri neye göre verdiğini hızlıca açıklıyor. Hatta kod yapısını da size açıklıyor. Bakın buradaki parametreleri de değiştirebilirsiniz. Bu belirtilen görselleştirme yönteminde, hesaplama yönteminde. Mesela 0 ile 100 arasında diyor ya. Siz şunu gözlemlemişsinizdir bu bakmış olduğunuz emtiada veya coin'de veya her neyse o. 80 burada aşırı alım noktası mesela. Bunda genellikle 80 olmuyordur da 90 oluyor. Veya işte aşırı satım noktası bunda 30 olmuyordur da 20 oluyordur. Buradaki kodları değiştirerek yani böyle olmasını istiyorum diyerek yeniden yazdırabilirsiniz. Size tekrardan yazılmış yeni bir kod olarak sunuyor. Bu sadece bununla da alakalı değil. İndikatörlerin çalışma mantığını anlamanız tekrardan burada yeni bir indikatör yazdırabilmeniz için aslında çok önemli. Bunlar neden bu şekilde ölçüm yapıyor ve siz bu ölçüme baktığınızda neyi ölçmek istediğinizi biliyorsanız burada çok basit bir şekilde, çok basit bir mantıkla çalışabilecek bir sürü ürün üretebilirsiniz ve bunları değerlendirip size en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Ben en çok RSI konusunda daha disiplinli çalışabildiğimi fark edebildiğim için RSI üzerinden hareket ediyorum mesela. Siz de böyle bir alan belirleyip buna göre RSI ile beraber hacim artıyor mu? RSI artarken işte fiyat hareketleri nasıl şekilleniyor gibi. Bunu tespit edebilmenizi sağlayacak indikatörler oluşturabilirsiniz. Yine örnekle devam edelim. Mesela siz çok kısa zaman aralıklarında işlem yaptığınızda RSI'nin normal değerleri biliyorsunuz ki 14 olarak geliyor. Ama Selçuk Deveci'nin videolarına denk gelmişseniz ki bence teknik analiz konusunda daha detaylı indikatörler bakımından daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız onun videolarına bir göz atmanızda fayda var. Ama şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. İlk önce bir genel bilgi edinin. Hacim nedir, momentum nedir? Trend nedir? RSI neyi ölçer? Yani bu gibi basit olan bilgileri bir kendiniz bir öğrenin. Bunları bir sindirin. Ondan sonra da Selçuk Deveci'nin paylaşmış olduğu çok basit gibi gözüken ama aslında arka planda tamamen düşünce yapınızı değiştirecek videolarını izleyerek bence teknik analiz ve indikatörler konusunda çok daha yukarı seviyelere doğru atlama yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın ki bilgiyi veren kişi sadece bilgiyi, doğru bilgiyi aktarmakla mükellef. O bilgiyi sizin nasıl alıp nasıl kullanacağınız, ondan ne çıkaracağınız, ne anlayacağınız sizinle alakalı. Yani siz o bilgiyi evirip çevirip çok farklı bir şekilde sokabilirsiniz. Ondan çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Hatta onu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz veya ondan hiçbir şey alamayabilirsiniz. O yüzden sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz ve ne kadar doldurduğunuz da burada çok önemli. Ve tek bir şeye odaklanmak, tek bir konuya odaklanmak. O yüzden diyorum ya ben mesela RSI üzerine olabildiğince odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü tek bir şeye odaklandığınızda daha fazla görmeye başlıyorsunuz. Daha iyi şekilde değerlendirmeye görmeye başlıyorsunuz. İnciğini cinciğini anlamaya başlıyorsunuz. Ve zaten bir şey anlamaya başladığınızda da daha derin ve detaylı şeyler öğrenmeniz gerektiğini fark edebiliyorsunuz. Ama trade işi aslına bakarsanız karıştırmaktan ziyade sistem oluşturabilmekte ve o sisteme sadık kalabilmekte. Çünkü al verdiğinde ya düşerse deyip almaz, sat verdiğinde ya daha çıkarsa deyip satmazsanız bir süre sonra o sistemin size sunduğu düzeni kaybetmeye başlarsınız. Kayıplarınız ve kazançlarınız düzensizlik içerisinde artık sizi tatmin etmez bir duruma gelmeye başlar. TradingView zaten Pine Script dediğimiz bir sistem üzerinden kodlarını yazıyor ve bu kodları aslına bakarsanız ChatGPT çok basit bir şekilde yazılmasını, çok komplike olmasını istemezseniz birçok şekilde yardımcı oluyor. O yüzden bir kod örneği üzerinden gidelim. Mesela diyelim ki RSI ile EMA'yı birleştirelim veya işte basit hareketli ortalamayı birleştirelim. Eğer ki burayı, yani TradingView platformunu ücretsiz olarak kullanıyorsanız veya ilk seviyedeki üyeliği üzerinden kullanıyorsanız orada göstergeler konusunda belli kısıtlamaları var. İşte mesela diyelim ki 2 tane gösterge, 3 tane gösterge üstünde açamıyorsunuz gibi bir kısıtlaması oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. O kısıtlamanın önüne geçmenizi sağlayan bir yöntem aslında bu. Şöyle yapabilirsiniz mesela. RSI ile MACD'yi aynı anda gösterecek bir indikatör oluşturabilirsiniz. 5-6 tane hareketli ortalamayı bir anda gösterebilecek bir indikatör oluşturabilirsiniz. Bu sayede onlarca ayrı ayrı indikatör açmakla veya işte onları açamadığınızda tek tek sekmeler üzerinden bakmakla uğraşmak yerine tek bir indikatör üzerinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben şu an örnek olarak bir tane oluşturacağım. İlk önce dedim ki basit bir RSI oluşturmanı istiyorum. Pine Script'te çalışabilecek. Bu koda basit hareketli ortalama olarak length, yani bu bar uzunluğu oluyor. Kaç tane bar üzerinden, kaç tane mum üzerinden ölçüm yapacaksanız 9 ya da evet 9 kullanabiliriz. Şimdi inelim bakalım neler var. Şu an kodumuzu yazıyor. Biz hemen bunu alalım. Bu kodu buradan kodumuzu kopyalıyoruz. Şuradan yeniden oluştur. Yeni bir gösterge kısmı var göreceğiniz üzere. Buraya tıklıyoruz. Siliyoruz ve yeni kodu yapıştırıyoruz. Grafiğe ekle diyoruz. Ve işte karşınızda yeni kodumuz. Hemen gelelim. Bu SMA hareketli ortalamamız. Bu ayrı aşırı alım ve satım noktamız da burada. Bu değerler buraya girdiğinizde girdiler kısmında değiştirilebilir olarak gözükmekte. İstediğiniz sayıya çekebilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bunun üzerine videolar çekmeye devam edeceğim. Hani kodu daha detaylı nasıl yazabiliriz? Yazmış olduğumuz koda göre grafikte nasıl incelemeler yapabiliriz? Neleri arayabiliriz? Bir strateji oluşturduğumuzda onu backtestini, daha doğrusu geçmiş grafikte ne tür hareketler yaptığını nasıl izleyebiliriz gibi içerikler oluşturmak istiyorum. Şimdilik videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.